geçirmediniz aklından. Evlendim, çocuklarım oldu ama gene unutamadım. Tam her şey yoluna girmişken, içimin acısı biraz sönmüşken yine dikildin karşıma. Uğursuz. Ölümüne aşık. Anlıyor musun? Ölümüne aşıktım. Ben de aşıktım ulan. Ben de. Rıdvan. Rıdvan. Düşmedim ben. İtildim. Ne? Ne diyorsun sen Rıdvan? Bakın bana rahatlıkla anlatabilirsiniz. İşleri iyice sarpa sarmadan çözelim bir sorun varsa. İnanmıyor musunuz bana? Anlaşıldı. Demek ki siz bunu soruşturmaya geldiniz kaymakam hanım. Ah, ne münasebet. Biz dolambaçlı laf etmeyi bilmeyiz kaymakam hanım. Eğer gerçeği öğrenmek istiyorsanız bizi değil, karşı tarafı sorgulayın. Pardon, ben... Amcam evde miydi acaba? Yok kimse, bir ben varım. Kramponlarım burada kalmış benim. Onları alacaktım. Ben şey aslında bunları... Kaçma! Gel buraya! Abla! Gel buraya dedim sana! Nerede kaldın ya? Allah! Canını seven kaçsın oğlum! Yürüyün yürüyün! Koş koş! Kapat seni! Hırs düşmanı! Kaymakama seni ittiğimi mi söyledin? Söylediysem ne olacak? İşte sen bırakır giderdin. Ama yapmadım. Düştüğün uçuruma kadar inip sırtımda çıkardım seni. Sadece ikimize değil... Herkese. Ama en çok da kendine zarar veriyorsun artık bu kininle. Rasim. Beni kurtardın diye sana minnet duyacağımı sanıyorsan aldanıyorsun. Tam tersine. Kurtardığına pişman olacaksın. Bizim dükkana uğrayıp babama terzi olduğunuzu söylemişsiniz de. Kardeşime önlük dikebilir misiniz diye soracaktım. Aa, tabii dikerim, gel. Gel gel içeri. Al lan şu paçavranı, yürü. Geldiğinizden beri huzurumuz kalmadı lan. Defolun lan. Kime ne yaptık biz? Ne zararımız dokundu? Küçücük bir çocuğa bile eziyet ediyorsunuz, kimsenin sesi çıkmıyor. Bir kişi bile ne oldu demiyor. Hiç mi utanmıyorsunuz kendinizden? Hiç mi? Affedersiniz ama kaymakam hanım, bunlar biraz da sizden güç alıyorlar. Ne demek bu? Yani bir yakınlığınız falan olabilir bu adamla yani ama... Sonuçta kaymakamsınız. Ne diyorsun sen be? Ne ima ediyorsun pis herif? Yalan mı lan? Alenen'in asılıyor musun lan kaymakama? Konuşsana lan Müfit. Bana bak. Bir daha böyle konuştuğunu duyarsam sana burayı dar ederim. Şimdi hepiniz çıkın odadan. Derhal. Tamam. Terk edin burayı. Tamam, tamam. Kaymakam hanım, bakın. Sen de. Çık buradan. Görmek istemiyorum hiçbirinizi. Ne var? Ne istiyorsun? Duymadın mı beni? Çık dedim sana. Haksızlık ediyorsun. Konuşmadan bir yere gitmeyeceğim. Öyle mi? O zaman ben atarım seni dışarı. Kaymakam hanım. Yetiştim efendim. Buyurun gidebiliriz. Muhtar aradım, bekliyorlar sanki kaymakam hanım. Yalnız gideceğim ben Müfit Bey.
Anlamadım efendim. Yani siz mi kullanacaksınız? Ben kullanacağım. Yani ben başka bir arabayla mı şeyleyim Sayın Kaymakamınım? Yani eskort gibisinden? Hayır, istemiyorum kimseyi. Ne yanımda ne peşimde. Ama kaymakamınım, böyle tek başına böyle, ama böyle olmaz ki böyle. Kadın başınıza. Ne yapıyorsun sen ya? Ay, çok özür dilerim. İşiniz yok değil mi? Ama siz de motorunuzu öyle bir yere bırakmışsınız ki yani. Yolun ortası. Neyse, geçmiş olsun. Nasıl öyle mosmor oldu uğursuzun oğlu, gördün mü? Yedi kaymakamdan fırçayı. Ya kaymakamanın barut gibiydi valla. Apar topar bastı gitti öyle kadın başına. İyi yaptı o zibidiye, iyi. Herkes haddini bilecek. Ya. Kolay mı öyle koskoca kaymakamı kafeslemeye çalışmak? Ne haber millet? Yine kimi kaynatıyorsunuz? Kamil ne haber aslanım? İyi müftü abi. Hop hop. Ver şunu birader, ver. Saldırma lan hemen şöyle. Sayende iki gün dayanmıyor Meret be. Şşş, ağır ol, gerilim yaratma. Çağırırım Fatoş'u ha. Ne dedin ne? Yap. Kızma be abicim. Dayak yediğin kız normal bir kız değil sonuçta. Ben olsam ben de tırsarım yani. Kim tırsarmış lan? Ha? Şşş, Kamil. Kızdırmadan babana söylerim ha. Lan tövbe tövbe. Zorla hasta ediyorlar lan adamı. Sabah sabah. İnce, arabanın anahtarı nerede? Ne bileyim, Rıdvan dayımdadır herhalde. Yedek anahtar oğlum. Ha, tamam tamam, ben bulurum. Un kalmadı un. Of be kardeşim, bütün işte bana mı bakıyor? Alırız bir ara. Nereye gidiyorsun? Hoş geldin Rıdvan Bey. Sana da mı hesap vereceğiz İnce? Var bir işimiz işte. Allah Allah. Ağlamıyorum ben. Ağlıyorsun diye değil. Şey olmuş. Burnun akmış da biraz. Kusura bakma. O kızgınlıkla sana da haksızlık ettim galiba. Önemli değil. Yani aslında haklısın öfkelenmekte. Geldiğinizden beri o kadar çok şey yaşadınız ki. Bütün kasaba üzerimize geliyor. Sanki düşmanmışız gibi davranıyorlar. Farkındayım. Bak, bunun senin için bir anlamı var mı bilmiyorum ama ben düşman değilim. Geldim odana, kaymakam hanım çıktı dediler. İşim var anneciğim, birkaç köye uğrayacağım. Hay Allah, nereden çıktı şimdi bu kızım? Evine yerleştirecektim seni bugün. Bir sürü yapacak şey var. Tabii usta bulmak lazım. Yani hepsini tek başıma mı halledeyim? Hallederiz anne, acelesi yok. Şu anda mesaideyim. Dönünce konuşalım mı bunları ha? Anne! Anne sesin kesik kesik geliyor. Alo Yüksel! Çekmiyor telefon, kapatıyorum. Alo.
Kardeşim diye demiyorum. Kamil temiz çocuktur. Sen bunu kovalamışsın ama kız kardeşinin yalnız olduğunu da bilmiyormuş aslında. Sadece ayakkabılarını almak için girmiş eve. Ne bileyim, evde onu kardeşimle yalnız görünce benim de kafam tası attı işte. Senin de kafanın tası ne çabuk atıyor. Öyle oluyor, evet. Herkesin gözü üzerimizde. Nefes bile aldırmıyorlar bize bu kasabada. Biliyorum. Nasıl oldun oğlum? İyi misin biraz daha? Değilim. Çok hastayım baba. Yataktan çıksan iyileşirmişsin gibi geliyor bana. Var bir sıkıntın ama. Hadi oğlum. Hadi kalk da hiç olmazsa son iki dersi yetiş bari. Öğretmenine de ayıp olmasın şimdi. Gidemem bak, ne biçim öksürüyorum. Rasim, istersen götürelim hastaneye. İyi değilim diyor çocuk. Bir şey yok aslında. Okulda çocuklar biraz hırpalamış. Ondan gitmek istemiyor. Bak sen şu yaramazlara. Tabii. Büyüklerinden görüyorlar. Feraye. Al şu parayı da bakkaldan bir yumurta al kardeşine. Yumurta mı? Yahu hani içinden oyuncak mı oyuncak çıkanlar var ya. Çikolatalı. Onunla kandırırız belki. Tamam. Gönül bal, aş çiçeğim, uğur böceğim. Gönül bağım, ay çiçeğim, uğur böceğim. Sana güller, menevşeler, morlar saçayım. Sana güller, menevşeler, morlar saçayım. İste canım, senin için zehir içeyim. İste yavrum, senin için zehir içeyim. Bir tebessüm yeter bana, gönül çiçeğim. Bir tebessüm yeter bana, gönül çiçeğim. Altınlar, tas, gümüşler, has senin yanında. Bu can kurban olsun sana. Kaymakamanın bunlar odasından bir kovuş kovdu ki görecektin Rıdvan abi. 6 ay kendine gelemez o uğursuzlar. Özellikle de o Zibidi Bey. Ne oldu abi? Sevinmedin mi? Ben pek emin değilim Müfit. Emin ol abi. %100 gerçek. Şahidim ben olaya. Onlara değil. Kaymakamın tavrına şaşırdım. Niye ki? Rasim'in oğluyla adı çıktı diye mahsus mu yaptı acaba? Maksat aleme gösteri olsun. Bakın, bizim aramızda bir şey yok mesajı. Ana! Vallahi senden korkulur Rıdvan abi. Ya hiç aklıma gelmemişti bu kadarı. Sonra ne oldu peki? Kaymakam hanım binin arabaya gitti. Köyleri dolaşmaya gidecektik beraber. Kimse istemedi. Böyle bir başına çıktı yola. Bir başına? Ya. Benim fikrimi güçlendiriyor bu durum. Belki de oğlana bağırdı diye stres yaptı içten içe. Hayda. Olabilir mi dersin abi? Her şey olabilir Müfit. Her şey. Uyanık olmalıyız. Dünyayı değişmem senin tek tırnağına. Hayrola? Dünyayı değiş... Yedek formam amcamda kalmış da. İyi. Amcan evde. Git al ne alacaksan. Ne? Amcam evde mi? Evde tabii. Babam da evde. Yapma ya. Ne oldu? Keşke evde kimse olmasaydı. Kusura bakma valla. Evde kimse yokken giremezsin artık. Geçen sefer ablamdan fırça yedim senin yüzünden. Senin ablandan da korkulur ha. Kork tabii. Elim aşalıdır biraz. Farkındayım. Sabah Berber Tahir'i herkesin ortasında dövüyordu az daha. Canını okudu resmen. Ne yaptı? Ya. Hadi Rasim, çıktım ben. Bir şey lazım olursa limandayım. Sağ olasın. Uğur'u da görürsen merak etmesin. Gelirim ben birazdan. Tamam. Senin kamyonete de bir talip var. Bakmaya gelecek, haberin olsun. Hmm.
Bekliyorum o zaman. Gelip alacağım seni arabayla. Bakarız. Söz veremem. Kalbimi kırıyorsun ama. Hadi be. Çok sürpriz bir yere götüreceğim seni bak. İlhan amcam. Git git. Yapma Allah aşkına. Çabuk hoş gel odama. Yapma Allah aşkına. Çabuk. Feraye. Kim kullanıyordu o arabayı, göremedim. Bilmem. Ben de pek göremedim de. He. Kendi kendine gidiyordu öyleyse. Bak şu iş. Geldin mi ablası? Nerede kaldın kızım? Baba, ne öğrendim gelirken biliyor musun? Bizim erkek Fatma yine olay çıkarmış. Fatoş mu? Ne olayı? Karışmış ortalık. Kaymakamı falan çıkmışlar. Bak, bak sana ne aldım. İyi günler. Kolay gelsin. İyi günler. Şey, ben özür dilemek istiyorum sizden. Abim adına yani. Siz onun kusuruna bakmayın. Biraz tuhaftır kendisi. Küçükken havale geçirmiş de. Sizin suçunuz değil, boş verin. Ben kardeşinizin önünü dikeceğim ama. Merak etmeyin. Bakın kumaşı burada. Zahmet etmeseydiniz, bizim yüzümüzden abinizle başınız nerede girmesin? Aa, yok canım, ne münasebet. İnsanlık öldü mü? Motorunuz da sizin kadar havalıymış bu arada. Aa, egzosunun oldu o. Nazar mıydı yoksa? Neyse. Ben de sizi meşgul ediyorum galiba. Gideyim de işinize bakın. Fatoş Hanım'a da selam. Önlük akşam hazır olur. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Oğlum neler oluyor gene? Niye benim hiçbir şeyden haberim yok? Bir şey yok baba. Tamam, kapandı. Şu giden kızın abisiyle takışmış Fatoş. Ya. Canını sıkmış Fatoş'un. O da altta kalmamış, girmişler birbirlerine. Allah Allah. Yahu sakin bir gün geçmeyecek mi burada? Siz de rahat durmuyorsunuz hiç. Kaymakama kadar çıkmışsınız. Öyle gerekti baba. İnşallah onu da kızdırmadınız. Galiba kızdırdık biraz. Özellikle de ben kızdırmış olabilirim Sayın Kaymakam. Babam bu kamyoneti alıp eve geldiğinde... Annemin üzerinde de bununla aynı renk kırmızı bir elbise vardı. Hala durur. Onu özlediğimde koklardım. Kokusu dururdu üzerinde. Ama kamyonet suya atılınca... kokusu da denize karıştı. Üzüldüm. Ne diyebilirim ki? Babanın yüzünden oldu, biliyorsun değil mi? Buraya geldiğimizden beri yapmadığını bırakmadı bize. Doğru. Babam melek sayılmaz ama... her şey içinde onu suçlamak biraz fazla olmuyor mu? Ne yani? Evimizi yıktıran kim? Meyhanemize el koyup berbat eden... insanları bize karşı kışkırtan... Şuna bak. Kamyonetimiz onun yüzünden hurdaya döndü. Daha ne olacak? Bir dakika ya. Kamyonetin suçlusu da on bakalım. Nasıl yani? Kendi kendine düşmedi ya denize. Birisi itti ya da ittirdi işte. Kim olabilir acaba? Ama bu yaptığın yargısız infaz. Ben sana baban babamı uçurumdan aşağı etmiş diyor muyum? Ne? Böyle mi düşünüyorsun? Bravo yani. Fatoş. Uzak dur kızımdan. Baba bir şey yok, konuşuyorduk sadece. Konuşma kızım. Kimseyle konuşmayacaksın artık. Bana bak delikanlı. Baban laftan anlamıyor ama sen akıllı ol. Çocuklarımın saçının tek bir teline zarar gelirse... sebep olanı affetmem. Duydun mu? Yürü kızım. Ama baba biz sadece... Yeter Fatoş. Haberin var olanlardan. Artık mesele istemiyorum. Yanlış anlamışsın sen. Kaymakamı
kaymakamla değildi ki benim meselem. Yanlışı yok koca. Feraye duymuş. Anlattı bana her şeyi. Sen de biraz sinirlerine hakim ol bir kızım. Nedir böyle erkek gibi her kavganın içindesin? Yine ben mi kabahatli oldum? Bana hiç hak veren yok. Ay ana kız, bu kadar mı benzer? Hadi günler amca. Kırılmış Meryem'in burnundan düşmüş. Ne oldu anneanne? Kim nereden düşmüş? Sen bilmezsin Meryem. Rıdvan dayım İmran yengenden evvel onunla evlenecekti. Ama kaptırdı elinden. Burasim kızı aldı, kaçırdı gitti. Kızı tıpkı anası Meryem'e benziyor şimdi. Bir an aklım şaştı. O sandı. Ben bir şey anlamadım vallahi. Yani bu Rasim'in ölen karısı. Dayımın eski manitası mı oluyor şimdi? Hı. Babaanne? Erdan, ben de sana gelmiştim. Hoş geldin, hayırdır? Beni babana götür oğlum. Olur, gideriz. Kamil nerede? Anlamadım ki. Herkes bir yerde valla. Fırın bana emanet. Ben çıkıyorum, o da peşimden çıkıyor ya. Maça mı gitti yine? Saçları jöleli möleli çıktı gitti. Anahtarı da aldı. Arabanın? Evet. Ben sormadan alma dedim ama dinlemedi beni. Neredesin sen kız? Nereye kayboldun öyle? Hava aldım biraz. Sinirimiz bozuk herhalde. Bak bana öyle ters ters cevap verme. Tamam Uğur. Uzatmayın. Bitti. İkinizi de buldum. Hadi kızım. Heh. Ahmet abi seni sordu baba. Bir adamla geldiler. Bizim kamyonete alıcı çıkmış. Söylediydi sabah. Neredeler şimdi? Kamyonetin yanına kadar gittiler. Yürü öyleyse. Biz de gidip bir konuşalım bakalım. Hadi. Fatoş. Sen ayrılma buradan bir yere. Kırmayayım o bacaklarını. Gerçekten de güzelmiş burası. Bizim buraların en fiyakalı yeridir. Aşıklar Tepesi adıyla nam salmış. Boğaz geldi aklıma birden. Özledin mi İstanbul'u? Çok. Sık sık gelir misin sen buraya? Yok, bazen. Ama şey sanma yani. Sadece erkek arkadaşlarla. Bira içmeye falan. Yağmur çiselemeye başladı. Ben de arabada otururuz diye düşünmüştüm zaten. İyi o zaman, hadi oturalım. Vallahi buna temizinden 750 lira veririm. 3-5 bir şey daha çık da anlaşalım. Etmez. Düşünün. Uyarsa benim yarım belli. Hadi eyvallah. Ölmüş eşek arıyor adam baba ya. Öyle değil mi zaten be oğlum? Hurdaya para verecek adam he deyince çıkmaz. Verelim gitsin bence. Yok yok baba. Çalıştıracağım ben bu kamyoneti. Çalıştırıp öyle satacağız gerekirse. Hurda fiyatına sattırmam. Öyle değil mi Ahmet abi? Boş ver be oğlum. Uğraştığına değmez. Astarı yüzünü geçecek. Rasim, bırak yapsın çocuk. Aslanlar gibi anlıyor işte. Eğer olur diyorsa... Benim motorun egzozunu düzelttirmeye gideceğim zaten baba. Civarda bir tornacı bulursam bu parçayı da hallederim. Tamam. Tarafta acaba? Oo, sen çok yanlış gelmişsin bacım. Nasıl gideceğim? Geri dön. Ana yola çıkınca sola sap. Saptın mı? Evet. Dost doğru git.
Sağda öbür toprak yolu göreceksin. Gir hemen, orada sorarsın. Sağ olun, teşekkür ederim. Baban niye senin futbol oynamanı istemiyor? Eski kafalı işte. Bir de seçimlerde belediye başkanına adaylığını koyacakmış da başkanın oğlu futbolcu olur muymuş? Aman, seçilebilecek mi bakalım? Olur olur. Bizim köyü de kasaba yapan o aslına bakarsan. Ankara'da falan bir sürü tanıdığı var. Ne yani? O istemiyor diye bırakacak mısın sen de futbolu? Yok canım. Canıma yetti zaten. Bir daha bana baskı yaparsa kaçıp gideceğim buralardan. Nereye? İstanbul'a mı? Olabilir yani. Bütün büyük takımlar orada. Her bir şey orada. Burası gibi değil ki İstanbul. Bakma sen. Eğlencelidir buralarda. Hele baharda acayip güzel olur. Bir görsen hep kalmak istersin. Aman belli işte ne oldu. Dön dolaş aynı yer. Hadi hadi gidelim artık. Kardeşimi yalnız bıraktım evde. 5 dakika daha ya. Ayardan kalkan kazlar. Ayardan kalkan kazlar. Kim o? Çetin. Merhaba Çetin. Seni sınıfta göremeyince merak ettim. Hastalandım ben. Ondan gelmedim öğretmenim. Kimse yok mu evde? Yok. Ha, anladım. Tamam oğlum, tamam. Hay Allah. Bak gördün, bende nerede kaldı bunlar diye merak etmiştim. Bak şu Kamil'in yaptığına şimdi. Ne yapmış yine? Canım, sinirlenme, bir şey yok. Ha, Kamil arabayı alıp ortadan kaybolmuş, hepsi bu. Ne? Arabayı mı? Babaannesiyle Erdal da buraya gelmek için saatlerdir fırında onun gelmesini bekliyormuş. Sorumsuz. Ara şunu cep telefonundan neredeymiş bakalım. Onlar arıyor zaten ama beyimizin cep telefonu kapalı olduğu için cevap vermiyor. Ulan yattığı yerde bile rahat yok insana be. Dur ayol, nereye Rıdvan? Yok Ümran, yok. Yatamayacağım. Ölsem, mezara girsem rahat edemem. Aa, nereden çıkartıyorsun bunları? O nasıl söz öyle? Engel olma bana Ümran. Ellerimle ilçe yaptığım yer arsıza uğursuza kaldı. Evladım bile yokluğumdan istifade borusunu öttürüyor be. Yeter, bırak kalkacağım. Yapma. Hemşire. Oba, oba. Hemşire. Ah, ben sana dedim. Hemşire. Sen okula gelmezsen biz de dersleri böyle evde yapmak zorunda kalırız Çetin. Bakayım. Ne güzel bir resim oldu bu. Bu kim? Annem. Biliyor musun Çetin? Ben de annemi çok özlüyorum. Sizin anneniz de öldü mü öğretmenim? Hı hı. Ama çok zaman oldu. Babam diyor ki anneler ölünce melek olurlarmış. Bu yüzden üzülmemek lazımmış. Siz de üzülmeyin öğretmenim. Oho gençler, bakın kimler var burada. Şansa bak ya. Senin takımından değil mi bunlar? Evet onlar. Kesin gıcıklık yapacaklar şimdi. Ne oldu beyler? Hiç. Selam verecektik Kamil kardeş. Eyvallah. Hadi bakın işinize. Sayende takımı yatırdık ya. O nedenle şu an işimiz yok Kamil kardeş. Hadi oradan be. Ben mi yatırdım takımı? Siz kendiniz çıkarttınız kavgayı. Öyle olsun. Manita'nın yanında zıtlaşmayalım şimdi. Ayıptır. Uyma şunlara Kamil. Gidelim hadi. Gidelim. Tadı kaçtı buranın. Yürü. Anca gidersin. Terbiyesizler. Nerede bu köy ya? Komutanım yap bir kolaylık. Bak bu kadar insan perişan oldu. Yazıhanede kalmış. Dönüşte getiririz. Söz. Bir kaza yapsan ne olacak? Getir evrağını öyle git nereye gidiyorsan. Kolay gelsin arkadaşlar. Ben Zeytin Dağ Kaymakamı Yüksel Atak.
Sağ olun kaymakam hanım. Trafik ve asayiş kontrolü yapıyoruz. Çok güzel. Ya bu arada ben müze oba sapağını geçtim mi acaba? Tarif edebilir misiniz bana? Vay Allah'ın işine bak. Baytar hanım nasılsınız? Ne yapıyorsun sen? Ne baytarı oğlum? Kaymakam o. Size de mi öyle söyledi? Vay baytar vay. Değil mi Tansebet canım? Kaymakamım ben. Şu bizim baytar değil mi oğlum? Evet anne. Ne o, bir sorun mu var? Hayır. Bakmadı mı sırlarına? Yok bakmadı. Bizim belgeler eksik de salmıyor askerler. Vatandaş da mahsur kaldı otobüste. Bizim Mirza Oba yolcularını da geçerken bir adı versen. Köy Azilerde kaymakam hanım. Ya tamam da kaç kişi var? Sağır sağır merak etme sen. Ben evrakları kapıp gelirim. Hadi Mirza Oba yolcusu kalmasın. Hadi. Hadi. Hadi çabuk çabuk çabuk. Hadi. Dur ben de geleyim ben. Hadi hadi. Teyze yardım et. Gel teyzeciğim. Getir onları, getir onları. Bırakma onu, bırakma. Şunları arkaya yıkayın. Amanın baytar kızım. Gelmedin Nazlı'mıza bakmaya. Buyur. Hadi ablacığım, gel aşağı. Yarın yine gezer miyiz? Bir yer daha biliyorum. Orayı daha çok seversin. Olabilir ama şimdiden bir şey söyleyemem. Kaçta geleyim? Ay, dur spoil etme ama. Ben evin durumuna göre haber veririm sana. Tamam oldu. Dur dur dur. Bak ne dinleteceğim sana. Ya biz sadece yolcuyuz ana. Zaten izin vermez kaymakam hanım. Ekmezsin değil mi? Ay bu kadar üstüme gelme. Ne de olsa biz düşman ailelerin çocuklarıyız. Feraye, ben ölürüm de sana düşman olamam. İyi gözüküyorsun. Oho. Aa, Feraye değil mi şu baba? Feraye? Ay ödümü kopardın. Kardeşin evde değil mi? Evde. Peki sen ne arıyorsun dışarıda? Çetini bırakıp dışarı mı çıktın yoksa? Yok. Kim vardı o arabada? Şey. Kim olacak şu futbolcu bozuntusu? Ya şey ben... Konuşma. Ne kadar sorumsuzsun sen ya? O zaman sen gelip otursaydın biraz da. Bağırma bana. Bağırmayın sokak ortasında. Gir içeri be. İçeride konuşacağız. Ya ama... Ya şu bacağını çekebilir misin biraz? Vites değiştiremiyorum. Farkındayım. Doğru dürüst kullanamadığınız için içimiz dışımız açık. Allah'a şükür hiçbir çukuru da kaçırmadınız yani. Hey ya kızım doğru diyor. Biraz yavaş git bari. Tamam teyze. Domatesler arkada salça oldu. Ya şu elindekinden rahat kullanamıyorum ki. Kaza yapacağım şimdi. Vallahi ben de keyfimden taşımıyorum bunu yanımda. Aceminin biri geldi çarptı bugün. Tamire götürüyorum mecburen. Ne zor günler yaşadığımızı bilmiyor gibisin Feraye. Şaşırıyorum sana. Ya baba bak, vallahi anne, bir açıklayayım ben oldu. Sana şunu. Hadi bir tane daha. Kiminle konuşuyor bu? Bunda çiçek şeklinde yapalım olur mu? Sen denemek ister misin? Tamam, ben yaparım. Merhaba. Kusura bakmadınız inşallah, böyle izinsiz girdim mutfağa. Çetin acıktım deyince. Ne kusuru öğretmen hanım? Sizi burada görünce birden şaşırdım. Çetin okula gelmeyince merak ettim aslında. Bir uğrayayım istedim.
Evde de yalnız olduğunu görünce bırakamadım. Ne iyi etmişsiniz. Feraye evdeydi aslında. Bir işe çıkmış da. Bak baba, heykel kurabiyesi yapıyoruz. Hmm. Bu bizim kamyonet, bu bulut, şimdi çiçek yapıyorum. Neyse, siz geldiniz, ben artık gideyim. Kuzineye koyarsanız bunlar 10-15 dakikaya pişer. Tamam. Gitmeyin öğretmenim. Hani bunları beraber yiyecektik? Çetin doğru söylüyor. O kadar yapmışsınız, tadına bakmadan gitmek olur mu? İyi. Oley! Hay bakalım, Sayın Yüksel Atak, dertlerimizi dinlemek için köyümüze geliyor. Hay bakalım bayan, kendisine kaymakam hanım diyerekten seslenilecek. Hoş gelmişsiniz kaymakam hanım. Merhaba Muhtar Bey. Sefalar getirdiniz, şeref verdiniz Sayın Kaymakam hanım. Ay diline eşek arası soksun senin Mehmet. Kaymakam değil o. Baytar, baytar. Ne diyorsun sen Hatice Ana? Ne baytarı? Tamam, biz işimize bakalım Muhtar Bey. Bir deli bir kuyuya taş atar, 40 akıllı çıkaramazmış derler. Buyurun. Sonunda gelebildi futbolcular kralı. Neredesin lan sen kaç saattir? Seni bekliyoruz burada. Dur be abicim. Ne bu asabiyet? Geldik işte. Al. Hani lan? Un mu da almamışsın. Hiçbir işe yaradığın yok. Oğlum nereye kayboldun söylesene. Yüreğimin götürdüğü yere. Bugün kimse keyfimi bozamaz. İşte bu kadar söylüyorum abicim. Gir içeri. Babaanneme de söyle gelsin. Seninle sonra hesaplaşacağız. Babam hastanede diye meydanı boş buldun iyice. Hmm. Vallahi nefis olmuş bu kurabiyeler öğretmen hanım. Çetin yaptı. Ben sadece yardım ettim. Ona teşekkür edin. Yoksa fırıncı mı olacaksın sen de? Feraye, sen hala hangi yüzle konuşuyorsun? Çetin, artık iyileştiğine göre yarın okula gelirsin değil mi? Hem yarın senin de çok seveceğin bir çalışma yapacağız. Kaçırırsan çok üzülürsün bak. Kurabiye mi yapacağız yine? Başka almayayım canım. Geç oldu. Tamam. Kalkayım artık. Çok teşekkür ederim. O nasıl söz öğretmen hanım? Asıl biz teşekkür ederiz ilginizin. Ayrıca da Çetin mutlaka yarın okula gelecek. Siz hiç merak etmeyin. Hı hı. Okula kaydı yapılmamış çocukların tek tek isimlerini istiyorum Muhtar Bey. Bir dahaki gelişimde velileriyle de konuşacağım. Baş üstüne. Evet, ben kalkayım artık. Öğle yemeğini beraber yeseydik Sayın Kaymakam hanım. Her şey çok güzeldi, teşekkür ederim. Ama daha işim bitmedi. Kaymak obaya geçeceğim buradan. Oranın yolu biraz sapadır. Bir başınıza gidecekseniz aman dikkatli olun Kaymakam hanım. Dikkat ederim. Sağ olun Kaymakam hanım. Bir maruzatım daha vardı kaymakam hanım. Buyurun, nedir? Sayın kaymakamım, şu bizim derenin oradaki zeytinleri kesiyorlar. Rıdvan Bey var hani, fırıncı. Otel mi ne yapacakmış? Turist gelecek diyorlar. Ama çok yazık oluyor. Hem zeytinlere hem köylülere. Geçimimiz ondandır çünkü. Bu konuyla ilgileneceğim. Merak etmeyin. Ya bu küçücük köyün ne çok derdi varmış ya. Bekle bekle, sıkıldım burada. Beklemeseydin öyleyse. Mecburen canım. Öbür köye gideceksiniz ya. Beni de bırakırsınız dedim. Buralara kadar niye geldin ki o zaman? Malum. Tamirci arıyorum. Burada yokmuş. Diğer köyde deneyeceğiz artık şansımızı. Doğrudur kaymakam hanım. Kaymak oba sapağına gelmeden bir Recep Usta var. O görür işini bu delikanlı. Hah! Ne güzel. Hemen gidelim sayın kaymakam. Allah'ım, vicdan azabı gibi adam ya. Uğur ola kaymakam hanım. Yine bekleriz. Kardeşini bir başına nasıl bırakabildin aklım almıyor. Bir saniye.
saat içinde gidip geldim baba. İyiyim deyince... Ben iyiyim, git dedim baba. Onun suçu yok. Sen karışma oğlum. Bela mı arıyorsun kızım sen? Ne işin var senin Rıdvan'ın oğluyla? Hanginizin peşinden koşayım ben? Ya yeter ya! Benim bir nefes almaya hakkım yok mu? Hapis gibi burada. Ben istemedim buraya gelmeyi. Ya nefret ediyorum buradan ya. Bizimle olduğun sürece bizim kurallarımıza uyacaksın. O zaman beni İstanbul'a gönder baba. Boğuluyorum burada, görmüyor musun ya? Beni de düşün biraz. Feraye. Bırak Fatoş. Gitme üstüne. O da haklı kendince. Güzel bir hayat kuramadım size. İyi bir baba olamadım. Olur mu öyle şey baba? Sen bizim bir tanemizsin. Vallahi egzozunu hallederim de bu parçanın tornası zor. Yapma ya. Bende yok torna makinesi. Bizim emmioğlunun dükkanı var yolun aşağısında. Götürürsen o yapar. Sağ olasın ustacığım. Yakın değil mi? He, böyle dümdüz aşağı gideceğim. Şuradan mı? Buradan. Selamını da söyle. Eyvallah. Sağ olasın. Eyvallah. Gidebiliriz kaymakama. Yolun aşağısında bir tamirci daha varmış. İşimizi o görebilirmiş. Vay üstüne. Ne oluyor ya? Ben senin özel şoförün müyüm? Ne var ki kaymakam hanım? Onca insanın derdini çözüyorsunuz da... Hı. ...ben de ilçenizin bir sakini değil miyim? Sorun oluyorsa buyurun böyle. Ben kullanayım. Ya sen benim başımın belası mısın? Kurtulamayacak mıyım ben senden? Bunu istiyor musunuz gerçekten? Evet, hem de çok. Ama biliyorsunuz, ben de bu yolculuğa gezinti olsun diye çıkmadım. Mecbur bırakıldım. Çarpmasaydınız motoruma. Yeter ya. Ah bak işte orada. Baba. Oğlum, evladım. Nasıl oldun? İyi misin? İyiyim anacığım, iyiyim, iyiyim. Ah anasının kuzusu. Seni duyduğumdan beri kendime gelemedim ben. Anam benim. Ağlarsa analar ağlar. Ölsene Ümran şu battaniyeyi. Yani ben de olmasam. Galiba yanlış yoldayız. Ya sapaktan sağa girelim demiştim kaymakam hanım. Buralarda tamirci falan yok. Yok. Tamirci falan aramıyorum ben artık. Bitti. Aa, ne yapıyorsunuz ya? Ay sıkıldım. İşlerim var benim. Uğraşamayacağım seninle. İn ve kendi tamircini kendin ara artık. Ya şaka mı yapıyorsunuz kaymakam hanım? Beni bu dağ başında bırakacak değilsiniz herhalde. Niye? Bilet mi kestim sana binerken? İstediğim yerde indir. Buyurun. Yapma ya. Buradan dönemem ki ben. Yüküm de var. Bilemeyeceğim artık. Anadolu'ya kadar çıkalım bari öyle ineyim. Yok vallahi. Ben şu an kurtulmak istiyorum senden. Tamam tamam. Özür dilerim. Bak uslu uslu dururum. Tamam mı? Ağzımı da kapıyorum ana yola kadar. Yok mu o kadar hatırımız ya? Bu kaçıncı çukur ama? İnsaf. Beceremiyorsanız ben kullanayım. Tamam. Sustum. Sondu. Vallahi sustum bak. Erdal, söyle o hayta kardeşine, yokluğundan istifade azmasın. Oo, çoktan azdı baba. Laf söz dinlemiyor artık. Ah, bir çıkayım şuradan, alacağım ifadesini. Kurt yaralandı, meydan çakallara kaldı. Herkesi hizaya getireceğim, herkes. Erdal, kaymakam hanım uğruyor mu fırına? Görüşüyor musunuz? Yoo. Yapmıyor musun senin şu portakallılarda? Hani konuşmuştunuz ya dün. Yap oğlum yap. Göster marifetini şu kaymakam hanıma. Hani dün gece diyorum hani pek bir sıkı fıkıydınız. Aranız böyle fıkır fıkır. Bence aranızda bir elektriklenme oldu. Hayırlısıyla. Anne nereden çıkarıyorsun elektriği falan? 5 dakika sohbet ettik sadece. Gördüm.
Koskoca kaymakamla benim ne işim olur ya? Ne var lan? Sen de koskoca mühendissin. Senden iyisini mi bulacak kaymakam? He? El alemin sümükleri cesaret etmiş, peşinde dolaşıyor da. Sinirlenme oğlum, sinirlenme. Her şeyi ben mi öğreteceğim size ya? Yo yo yo. Ben olmadan olmuyor. Çıkıyorum ben bugün hastaneden. Aa, delirdin mi sen Rıdvan? Doktor olmaz dedi ya. Baba biraz sakin ol ya. Öleceksem de evimde öleceğim artık. Aa, Allah muhafaza. Ne biçim laf oğlum o? 5 dakika daha burada duracak halim kalmadı anne. Kurtar beni ya. Ah evladım. Ah benim aksaçlı oğlum. Çık, çık. Ben bakarım sana ev. Aa, böyle hastane köşelerinde ziyan eder bu Ümran seni. Ah. Geç kaldım senin yüzünden. Tamirci arayacağız diye yolu kaybettim. Kabahat bende zaten. İşine baksana sen. Hay Allah'ım, biz buradan geçmemiş miydik? Sana soruyorum. Hey! Ya konuşsana. Tamam, ben konuş diyorum şimdi. Ben sonuca cevap verebilirsin. Emredersiniz kaymakam hanım. Ederim, evet. Söyle şimdi, biz bu yoldan mı gelmiştik? Hayır. Aa, nasıl hayırmış? Bal gibi de bu yoldan geldik. Hayır, gelmedik. Evet dediysem evet. Ya bu kaçıncı çukur ama ya? Max, Max gitmiştir artık. Ya bir sus ya. Allah'ım bir sus. Heh, hadi bakalım arkadaşlar. Gayet neşeli çalıyoruz. Son 2-3. Bugün bizim bayramımız abi. Seni bandımıza karşılamaktan gurur duyarız. Affet beni de baba. Çıkar şuradan. Yavaş lan, yavaş. Lan zaten her tarafın kırık dökük. Öpsün Erdi abi, bırakın abi. Allah bağışladı seni bize. Öpün onu, öpün seni. Gel gel, gel. Gel. Benim güzel oğlum. Ben sonunda elime döndüm oğlum. Gel. Gel. Hepiniz sağ olun. Şu evime kavuşmak yeniden nasip oldu ya. Şükür Allah'ıma. Şükürler olsun. Hadi bakalım ya. Beyler, şöyle popmacık yapalım hızdan abi. Ne yapalım? Ne yapalım? İçeri taşıyalım. Hadi bakalım. Hadi. Aman. Ya. Şuraya bak ya. Olmuyor mu? Mahsus yaptın değil mi? Çok affedersin. Ya beni bir kere dinlesen. Bunların hiçbiri başımıza gelmeyecek. Yanlış yola girdiğimizi söylemiştim. Uyarmıştım. Ben doğru yoldaydım. Senin şu tamirci yüzünden geldi bütün bunlar başımıza. Ne alakası var? Tabelayı göstermiştim sana. Sağa girecektik oradan. Bakmadın bile ya. Ben haritaya baktım. Ayrıca tabela falan da yoktu. Ben uyduruyorum yani, öyle mi? Evet, uyduruyorsun. Ay kusura bakma. Kavgayı geçirecek zamanım yok benim. İt şunu, it. Allah'ım sen büyüksün. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş, ağır ağır. Aman evladım. Ah Rıdvancığım, ne güzel yatıyordun hastanede. Ne vardı acele edecek? Konuşma Ümran, konuşma. Şu bacağımın altına bir yastık getir, koş. Koş kızım, fırla. Getir kocana şu minderi. Ver şunu oğlum, ver. Ne yapayım ben o yastığı? İçeriden kuş tüyü yastık getir. Tamam. Bilemet. Getiririm, hemen getiririm. Ay, ne bildin ki zaten doğru dürüst. Of. Evimin havası bile bir başkaymış anam. Öyle tabii ya. Anlatamıyoruz ki karına. Kocasını evde mi istemiyordur nedir? Ah oğlum ah. Şu Ümran alacağına keşke Meryem'i kaçırmasaydın elinden. Ne demek şimdi anne bu durduk yerde? Hiç. Meryem'in kızını gördün de bugün. Hadi oğlum hadi. Siz çıkın biraz.
Hep tepemde mi olacaksınız be? Aa. Hadi geçmiş olsun. Büyük kız aynı Meryem. Kaşı, gözü, yürüyüşü aynı annesi. Çok benziyor. Hem oyu güzeldi hem kendi güzeldi rahmetlinin. Nerede Ümran? Nerede o? Biliyorum anne. Yeni mi fark ediyorsun? Ah oğlum ah. O kızı, Rasim'i, çocuklarını gördükçe aklımdan çıkmıyor değil mi Meryem? Şimdi daha iyi anlıyorum ben senin sinirini. Benzin bitmek üzere. Olmayacak. Ne demek olmayacak? Ne olacak peki? Bilmiyorum. İki teker de saplanmış. Her yer çamur. Ben çamur. Ya çamurun kurumasını bekleyeceğiz ya da bir çekici bulacağız. Ne yani? Burada mı kaldık demek oluyor bu? Öyle görünüyor. Çekmiyor ya. Nerede kaldı bu? Hah, geldi galiba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abim geldi sandım ben de. Aa, yok mu Uğur Bey? Yok. Niye? Hiç. Kendisinden özür dilemiştim de bugün. Benim huysuz abim adına yani. Sen de kusura bakma şekerim. Kötü şeyler oldu ya bugün. Bu bizi affetmen için küçük bir hediye. Senin suçun değildi ki olanlar. Ama yine de sağ ol. Abin de aynı böyle demişti. Ama ben önlüğü dikeceğimi söylemiştim kendisine. Size bahsetmemiştim. Bahsetmedi. Fatoş, ne oldu kızım? Kim geldi? Abim değil baba. Saadet Hanım. Gelsene içeri. Aa, hiç girmeyeyim. Geç oldu. Saadet. Hanım. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel olmuş. Bak, buraya da adını işledim. Bir denesin ufak. Tam gelmezse bakarım icabına. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Arabayı kaçırdığını söylemedim babama. Ama bu söylemeyeceğim anlamına gelmez. Yapma be abicim. Bari sen anla işte o. Aşk yaşıyoruz işte. Ne çabuk kaynaştınız Kamil Efendi. Yasak aşk bu Erdal abicim. Hızlı başlar, tatlı tatlı ilerler. Hmm. Kamil, hadi hazır mı ekmekler? Tamam anne, kesiyorum şimdi. Hadi oğlum, hadi sallanmayın. Babanız açlıktan öldü. Erdal, sen de pilav tenceresini getir. Tamam anne. Hadi oğlum, hadi. Şşt civciv, sen de yardım etsene. Prenses gibi kurulmuşsun oraya. Dokunma kıza Kamil. Prensesim o benim. Gel bakayım kızım buraya. İstediğin herhangi bir şey var mı? Ben yokken üzdü mü bu eşek sıpaları seni ha? Söyle babana. Evet, burada onu deler geçer. Kalbimi kırıyorsun baba ya. Ne isterse yapıyoruz. Değil mi civciv? Yapacaksın tabii. Bir tanedir benim kızım. Nasıl gidiyor okul bakayım? Kötü. Moralim çok bozuk baba. Ders bile çalışamıyorum. Neden yavrum? Şu uğursuzun oğlu var ya, Çetin. He. Bizim sınıfa kaydoldu. Hepimizi rahatsız ediyor. Ne? Ümran bak neler oluyor. Senin haberin var mı bundan? Var da ne yapayım Rıdvan? Okul işlerine de karışamam ya. Tüh! Yazıklar olsun hepinize. İyi ki çıkmışım hastaneden. Yoksa bu Rasim'in sülalesi kasabaya kök salacak, ruhunuz bile duymayacak. Hay Allah, tam da yemek vakti. İyi uyudun mu? Ah, kızım kayıp Ümran Hanımcığım, kızım. Saatler oldu. Ne kendi geldi, ne telefonu cevap veriyor. Arıyorum, arıyorum, ulaşılamıyor. Buyurun, girin şimdi, gir. İyi akşamlar. Ödümü kopardın be. Ne öyle hayalet gibi? Aşk olsun Saadet. Benim nerem hayalet? Ben de etten kandan bir insanım. Hı. Hem de kalbi olan bir insanım. Ne?
Ne demek şimdi bu? İçki falan mı içtin sen? Tövbe. Ben seni görünce yani burada böyle rastlaşınca konuşayım istedim de. Hayırdır? Nereden böyle? Ay abim yetiyor. Bir de sana mı hesap vereceğim? Yok canım. Estağfurullah. O bakımdan değil de yani. Ne bakımdan? Hiç canım. Öylesine. Beraber yürüyelim biraz. Şöyle. Niye ki? Bir şey mi vardı diyecek? Ben... Evet. Bir takım elbise diktirmek istiyordum da. Olmaz. Erkek terzisi değilim ben. Hem abim izin vermez. Pardon. Alo. Buyur Rıdvan abi. Ben de sana geliyordum abi. Tamam abi. Bir sustum, dinliyorum seni. Kaymakam hanım mı? Nasıl yani? Köylere gitmişti işte abi. Kendi başına, evet. Ne? Kayıp mı? Tövbe bismillah. Geldim abi. Hemen geldim. Neyse. Başka zaman inşallah. İyi geceler Saadet Hanım. Görüşmek üzere. Araba ne tarafta kaldı, hatırlıyor musun? Ne fark eder ki? Şu tarafta desem hemen tersini iddia edersin. Dur çekiyor galiba. Allah kahretsin, bu sefer de şarjı bitti ya. Tebrikler. İnşallah yakınlarda sığınacak bir yer buluruz. Bulamazsak ne yapacağız? Bulana kadar yürüyeceğiz. Ben yoruldum artık ya. Öyleyse otur da gece dağdan inecek kurtları bekle. Bayan yavru kurt. Dur bekle beni. Ah kızım. Mutlaka beni arardı bu saate kadar. Ah. Oğlum nasıl bıraktın kaymakamı bir başına? Kaymakam hanım kesin emir verdi efendim. Gelme dedi. Yanlış anlamayın ama kaymakam hanımımız da biraz dik başlı. Aklına koydu mu kimseleri dinlemiyor. Yani. Kaçırılmış olmasın Rıdvan abi. Müfit. Hissediyorum. Kötü bir şey geldi kızımın başına. Allah korusun. Böyle kötü şeyler düşünmeyin. Biraz sakin olun Lamia Hanım. Jandarma her yerde arıyor sonuçta. Ne olabilir ki? Müfit. Sen de koş Tahir'i bul. Siz de bir koldan aramaya başlayın. Hadi. Tamam. Bu neydi? Baykuş. Saldırır mı? Hayır ama. Bu ormanda saldıracak aç hayvanlar mutlaka vardır. Sen korkutmaya mı çalışıyorsun beni? Başaramam ki. Sen korkusuz, cesur bir kaymakamsın. Üşüyor musun? Evet üşüyorum. Ne yapacaksın? Ateş mi yakacaksın burada? Sinirini benden çıkarmaya çalışacaksan hemen burada ayrılalım. Herkes kendi başının çaresine baksın. Şuradan bir kurtulalım. Bir daha suratına bile bakmayacağım zaten senin. Ve. Ah kızım ah. Ah bunlar da mı sen gelecekti başımıza? Dinlemedin evladım. Geldin bu Kerbela'ya. Nerelerdesin şimdi kim bilir? Ya kasabamız küçücüktür belki ama korkunç bir yer değildir Lamia Hanım. İşte bir haber geldi bile. Girin. Hadi gir. Müjde abi müjde. Arabayı bulmuşlar. Ay çok şükür. Neredeymiş kızım? Gitar aldırdın kız. Çatlatmasanız adamı. Nerede kaymakam hanım? Değilim olabilirsin. Kuma olarak. Bilmiyoruz abi. Araba çamura saplanmış ama kaymakam hanım arabada yokmuş. Ay daha kaldırdılar kızımı. Ay bayıldı kadın. Ne dikiliyorsunuz lan karşımda?
Arayın bulun kaymakamı. Nerede arayalım abi? Her yerde arayın. Dağda, bayırda, ormanda. Nerede kaybolduysa orada arayın. Hadi. Peki abi, yürü Tahir. Lamia Hanım. Lamia Hanım. Gitti kadın. Fatoş, Feray'a alın şu balıkları. Murat abini size gönderdim. Sağ ol Ahmet abim. Uğur'u gördün mü oralarda? Yok, gelmedi mi daha? Dayanamayacağım artık. Mahvoldu ayaklarım ya. Sık dişini biraz daha. Zaten sıkmaktan çenelerim ağrıdı. Ya biz daha önce de geçmedik mi buradan? Bilmem. Ama böyle bir korku filmi izlemiştim. Bir karı koca ormanda kayboluyorlar. Sonra acayip bir yaratık çıkıyor karşılarına. Neyse ki biz karı koca değiliz. Hadi hadi. Şu yaratıklar bizim karşımıza çıkmadan gidelim yavaş yavaş. Yok, gerçekten dayanamıyorum. Ayaklarımı hissetmiyorum artık ya. Kim gelirse gelsin bir adım daha atamam. Gel bakalım öyleyse. Ne yapıyorsun sen ya? Seni burada bırakacak değilim herhalde. Ya bıraksana beni. Ya bırak. Tamam, yürüyeceğim. Komutanım, ne yapıp edip bulalım kaymakamımızı. Yani kasabamızın onur meselesi bu. Biz zaten elimizden geleni yapıyoruz Zıplan Bey. Merak etmeyin. Ama ormana girdiyse işimiz biraz zor. Tamam. Asma yüzünü artık. Bir yerlere takılmıştır Ayta. Çıkar gelir birazdan. Tek dert Uğur olsa. Çocuklarımın hayatı alt üst oldu be Ahmet. Hepsi huzursuz. Elde avuçta ne varsa o da tükendi. Şu kaymakam da yokmuş ortalarda. Rasim, senin Uğur'la kaçmış olmasın bunlar? Ne? Ben duymadım bunu. Ne olmuş? Haberiniz yok mu ya? Kaymakam hanım köyleri ziyarete çıkmış, dönmemiş bir daha. Ben de balıkta telsizden duydum. Ah, yeni ev tuttuk. Ah, taşınamadan kayboldu kızım. Hiç yüzü gülmedi, hiç. Annesi gibi. Anne, bari sen söyleseydin şu Rıdvan'a da kalkmasaydı yatağında. O halde gezinip duruyor. Daha iyileşmeden yeniden sakatlanacak. Söyledim kızım, söylemez miyim? Beni de dinlemedi. Olacağı buydu işte. İki gün hastanede kaldı. Ortalık birbirine girdi. Rıdvan, ne oldu? Ne bağırıyorsun koca sesinle? Daha ne olsun Ümran? Uğursuz Rasim'in uğursuz oğlu da kayıp. Hangisi? Büyük olan anne. E'si kaymakam hanımı o kaçırmış diyorlar. O mu kaçırmış? Günlerdir kaymakam hanımın peşindeymiş o uğursuz. Bilmeyen yok. Sabah da kaymakamlıkta takışmışlar. Sonunda yaptı yapacağını eşkıya. Tüm ahlaksız. Yazıklar olsun. Erdal, ben sana ne diyeyim ha? Ben sana demedim mi? Kaymakam hanımın peşini bırakma diye. Al işte. Anne, ne alakası var şimdi ya? Ay, ben bayılıyorum. Yine bayıldı. Bırak Ümran. Bırak. Ayılmasın. Bir kaymakamınıza sahip çıkamadın. Hele bir bulunmasın kızım. Mahkemeye vereceğim sizi. Sürüm sürüm süründüreceğim. Yapmayın Lamia Hanım. Benim ne suçum var ya? Baba. Oğlum dur. Eğer kızım sağ salim bulunursa kaymakam filan dinlemeyeceğim. Şöyle saçından sürükleye sürükleye götüreceğim buralardan. Siz de kaymakamsız kalacaksınız. Ormandan çıkamayacağız galiba. Kurtulduk bak. Hayal falan olmasın bu? İkimiz de aynı anda aynı hayali göremeyiz herhalde. Şu hale bak ya. Aynı masaldaki Hansel ile Gretel gibiyiz. Nasıl bir masaldı o? Bilmiyor musun? İki kardeş ormanda kayboluyorlar. Sonra çikolatadan yapılmış bir ev buluyorlar. İnşallah. Bu da çikolatadan yapılmıştır.
Çünkü acayip acıktım ben. Ben de. Ama masaldaki evin içinde bir de cadı vardı, ona göre. Heh. Bizim cadımız zaten yanımızda. Başka cadı bize zarar veremez. Bana bak. Pardon, kaymakam hanım.